Herkese günaydın. Kaldığım yerin havuzu, ortamı, kahvaltı dahildi. Şimdi kahvaltı yerleyecek abi. Ben de yiyeceğim. Kahvaltımız biraz küçük ama etkili. Kahve böyle geliyor. Kadın şöyle bir sabun gibi bir şey sattı. Evet, bir yolculuğumuza daha başlıyoruz. Palpa'ya, yani Nazca öncesi. Bindik. Palpa diye bir yere. Hey, I stay. Abla satıyor bir şeyler. Şoföre dedim, şeyde inebilir miyim yol üstü bir yerde. Nazca çizgileri için. İn dedi. Yine hiçliğin ortası. Sebebi Nazca çizgileri. Görüyor musunuz? Hemen arkada. Ben şu an çok net görüyorum. Ama ben burada ben buradan geri nasıl gideceğim? Bu arada güneş çok fena. Açım, tuvaletim var. Şu tarafa doğru gideyim. Orada da göreceğiz. Şapkamı da takayım. Ya umarım gözüküyordur çünkü bir sürü var. Yani şu ortada, şurada bir sürü var ve çok güzel. Şapkamı taktım. Şurada küçük bir kulübe var. Sanıyorum oraya gidip oradan bakılıyor. Bu Nazca çizgilerini anlatayım önce. Nazca çizgileri kimin yaptığı bilinmeyen, hatta bazı insanlar tarafından uzaylıların yaptığı söylenen anlamlı çizgiler diyeyim. Kimisi astroloji ile alakalı diyor. Kimisi o halkın iletişimi, yani yol, iz, harita, yani iz bırakma gibi yol üzerinde, hani buradan dön gibisinden bir şeyler. Kimisi dini ritüeller diyor. Bilinmiyor o yüzden. Yılı da bilinmiyor. Nasıl yapıldığı da bilinmiyor. Çünkü kocaman, devasa çizgiler bunlar. Hadi bunlar neyse o kadar. Gerçi yine büyük ya. Şurada mesela bayağı bir aile tablosu gibi bir şey var yani. İnsanlar, suratlar, tanrılar. Acaba böyle hani gökyüzünden gözüksün gibi bir şey mi? Ama bunlar aşırı meşhur olmayanı. Ben şu an Palpa ile Nazca arasında bir yerdeyim. Hatta Palpa'nın tam çıkışındayım. Normalde insanlar bunlara Nazca çizgisi dedikleri için direkt hedef Nazca bölgesi tarafı oluyor. Ama buradan Nazca'ya böyle bir 20 kilometrelik mesafe var. O yol boyunca zaten bir sürü çizimler var. Yani şu Pan Amerika yolu diye geçiyor. Buradan işte Amerika'dan Arjantin'e kadar giden yol. O yol üzerinde kurulmuş bu medeniyet. Çok eski, 2800 yıl önce. Yani İnkalar falan, hani eski medeniyetler falan diyoruz ama onlar böyle 12. yüzyıl. O civarlar var olmuş. Yani 1300 falan de. 2800 yıl önce Nazca diyorum. Yani 1500 sene falan öncesinden İnkaların. Mesela Machu Picchu falan bunun yanında halt yemiş yani. Bu böyle 1500 sene eski yani Machu Picchu'dan. Belki 2000. Bak görüyor musunuz? Şurada acayip acayip çizgiler var. Bu böyle bütün bölgeyi kapsıyor bu çizgiler. Belki yani şuralarda da var. Keşfedilmeyen bir sürü yerler var. Hatta bilinmeyen böyle mumyalar, mezarlıklar. Yani şöyle giderken bir anda kafatası falan görüyorsun. Çünkü bu uygarlık mumyalama tekniğiyle, tarımıyla meşhur. Şu kulübeye doğru gidelim. Şurada yukarı tırmanılan mirador dedikleri, yani manzara noktası var. Çıkıp oradan oraya bakacağım. Zaten şu an ufaktan gözüküyordur. Evet, mirador dediğim kule bu. Bölgeyi iyice görmek için. Şurada büyük ihtimal para istiyorlar ama kimse yok mu bilemedim ya. Şöyle bir eğilip bakalım. İçerisi, çizgilerle alakalı mücemsi bir şey. Açılıyor mu peki? Kitle. Neyse, biz tepeye çıkalım, bakalım. Sonra büyük ihtimal yola gidip otostop çekeceğim. Çünkü hiçbir ulaşım aracı yok. Tır geçiyor şu an, bir araba geçiyor. Bugün bütün günü böyle çizgilerle geçecek Nazca. Hadi bakalım, sağlam mı acaba? İyi gibi. Yanma yanma. İyi. Biraz gergin. Hadi. Lan bayağı yüksekmiş. Çantara da zor oldu. Oh.
Değdi mi? Değdi. Ama çatır çutur ediyor ya, çok sakat. Evet, çizgiler bunlar. Nasıl gözüküyor? Şurada da var. Burada da var. Ya bunlar en belirginleri. Peki diyeceksiniz ki bunlar nasıl 2500-2800 sene önce yapılıp bugüne kadar gelmiş? Bölge çok kurak. Ot bitmiyor, yağmur yağmıyor. Yapılan yeri de, yani bu çizimin bulunduğu yerde kaya. Çakıl taşların çıkarıldığı bildiğin kaya. Ama nasıl yaptılar hiç bilinmiyor. Yani ne anlama geliyor o da bilinmiyor. Yani şurada benim gördüğüm iki tane üst üste surat var, saçları var, ayakları var. Diğeri yani ağzı, gözü, vücudu böyle biraz daha hayvanımsı. Böyle aslan gibi şeyleri var, yeleleri var. Diğerleri yine iki suratlı mı? Göbek deliği, memesi mi o ya? Memesi galiba, iki surat değil. Göbek deliği, memesi, uzun saçlılar, işte kısa saçlılar. Çocuk, yukarıda daha böyle göbek deliği olmayan bir abi. Şurada farklı bir çizim. Şurada böyle bastonlu bir adama benzeyen bir şey. Tam gösterebiliyor muyum bilmiyorum ama. Bu şekilde burası. Şu an kum fırtınası oluşuyor. Ya hemen şurası da yeşillik bak, orta görüyor musun? Büyük ihtimalle orada göl, dere, mere bir şeyler var. Zamanında böyle yaşarken çıkıp çizimler yaptılar. Belki 2800 sene önce bu kadar kurak da değildi böyle bir şey. Ama nasıl bugüne kadar geldi? Nazca çizgilerinin hikayesi bu. Bir sonrakine otostopla geçelim. Kalp krizi ya. Bir tane düz merdiven yok. Hepsi böyle bir aşağı, sağdan aşağı, soldan aşağı. Neyse, buradan kurtulduk. Bugün böyle 4-5 tane Mirador'a çıkacağım. Aha bak, hazır uçak geçiyor. Size uçağın olayını da anlatayım. Bu uçak pır pır yarım saat uçuyor. $80 fiyatı. Görüyor musun? Hatta ben de düşündüm, yapacaktım. Sonra dedim ki ya uçağa bineceksin, hepsini seriden göreceksin yarım saat. Ama o sesten ne konuşacaksın, ne bir şey duyacaksın. Çok hızlı geçecek. Onun yerine böyle tek tek gelip ziyaret etmeyi düşündüm ki bol bol zamanım var. İstediğim kadar bakabiliyorum ya. Uçakta bir tur böyle 3 saniyem, 5 saniyem var. Direkt kayboluyor. Ki zaten şey diyorlar, internette de araştırdım. Yani Miradorlar daha iyi. Zaten yeteri kadar görüyorsun. Uçak biraz turistik. Uçak içinde dediğim gibi $80. Havalimanına gidiyorsun. Orada bir havalimanı vergisi var. Ona da bir veriyorsun. $10. İşte $90'a kapatıyorsun işi. Tip dağıt, $100 bitiyor. Mesela. Neyse, şimdi yola çıkacağız. Beni buradan kurtaracak kahramanımı bulacağız. Gidelim. Tekrardan yola dahil oldum. Otostop çekmeyeceğim. Neden? Çünkü şu hemen ileride solda bir tane daha Mirador var. Oraya yürüyerek gideyim. Ondan sonra otostopla devam edeceğim. Yandan yandan trezmeden yürüyelim. Evet, bir sonraki durağımız Pan Amerika'nın diğer tarafında bulunan bu Lineas Choglyphos de Palpa. 270 metre ileride. Bu arada buraya bir 15 dakika yürüdüm. Bir 5 dakika daha gideceğim sanırım. Ölü hayvan kokuyor. Bir şey diyeyim, ben tek suyla gelecektim. Dedim ki ya ben ölürüm tek suyla. Sonra gittim hemen arabadan inip otobüsten 2 tane daha aldım. İlk yapmışım, yoksa kesin ölürdüm yani. Çünkü böyle artık zemin kayıyor sıcaktan, buharlaşıyor böyle şeyler. Ve kimse gelmiyor bu bölgeyi çünkü bilmiyorlar. Büyük ihtimal. Yani şeye de sordum, şoföre. Daha çık be, Palpa'dakini göreceğim ben dedim. Yok, sen fazla para vereceksin dedi. Nazca'ya gidiyorsun sen dedi. Yok dedim, ona gitmiyorum ben. Palpa'nın çıkışı hemen. Nazca'ya gitsen 4 şey sol daha ver dedi. Nazca'ya gideceksen. Yok dedim, Palpa çıkışı hemen, bir 10 dakika daha. Tamam o zaman 2 sol ver dedi. Bilmiyordu adamın biri, yaşlı bir adam. Orada da var, orada da var dedi. Şu tepede gidelim. Evet, meydanımız burası. Normalde arabayla geliyorlar tabi, plastik izleri. Fazla değil, 3-5 tane. Bienvenidos, hoş geldiniz demek. Zona de estacionamiento. İstasyon bölgesi yani, izlemeydi. Por favor, no arrojar basura. Çöp atma diyor. Do not throw trash. İngilizce de var. Şuradan o tepeye çıkacağım. Hadi bakalım.
Ben yanda no salir der. Hmm. Yoldan çıkma diyor. Yani kaybolursun. Şuraya baksana. Aklı. Ben Amerikalardaydım ya. Amerika. Arabayla. Neler yaptım. Az kaldı. Evet, hep birlikte görelim. Görüyor musunuz? Orka dedikleri. Yani balık. Sağda. Şurada gölge var. Gölgeden bakayım. Köpek var gördüğüm. Bir tane kovboy şapkalı. Hatta iki tane. Şu iki tane yan yana soldaki kovboy. Şu iki ya da üç surat sağdaki kovboy şapkalı. Yani kovboy şapkası görünce dedim ki acaba sonradan mı çizildi? Ne ayak? Ama değil. O zamanlar da güneş vardı. Korunmak için ona benzer bir şey takıyorlardır herhalde. Hemen üstü şurada bir köpek var yukarıda. Hemen yanında üç kafa var. Sonra böyle zigzaklı elleri ayakları olan abi var. Onu tam çözemedim. Hayvan mı, insan mı? Centaur'a da benziyor. Yunan'daki at, insan. Pegasus olabilir. Yanındaki balık ama ona orka diyorlar. Balina aslında, balık dedi. Yani bu bölgede balinayı... Gerçi şöyle diyeyim. Şu arkalar Ant Dağları. Ters mi bakıyorum acaba? Ters olabilirim şu an. Hemen bakayım. Evet, tam dediğim gibi. Şu arkalar Ant Dağları. Şurası da, şu dağın arkası da Pasifik. Yani bu yerleşim bölgesi Pasifik'le Ant Dağları'nın arasında bir yer. Yani bu sebeple adamlar buradan Pasifik'e de ulaşabiliyor, Pasifik Okyanusu'na. Yani balinayı görebilecek ilme bilme sahip. Ant Dağları'ndan da dağlık olayları, ne bileyim dağ hayvanlarını falan görüp çizebiliyorlar. Mesela maymun falan çizmişler. Maymunun ne işi var Pasifik tarafında? Daha böyle o taraflarda mıdır acaba, bilemedim ki onu. Neyse, bu şekilde biraz gölgede duralım. Şurada bir hiçbir şey anlaşılmayan çizim var. O gördükleriniz işte, o iki şapkalı. Ha, şu maymun mu? Köpek dedim de yukarıdan daha böyle maymunumsu. Şu balık. Ha, şunun altında da varmış kafalar. 5-6 kafa var orada. Onun dışında başka bir şey Andes'i. Aha, önceleri mi? Antes. Despues sonradan böyle mi olmuş onun diyor. Bu şekilde. Şu kum fırtınaları var ya, efsane bir şey ha. Ve bana doğru geliyor. Böyle karton, çöp, böyle her şeyi alıp çevire çevire ilerliyor. Çok ilginç. Neyse, yola devam. Vay be. Şu tepeye de çıkmışlar. Yol var, bakayım. Aslında bölgeden çıkma diye uyarı var. Çünkü bir dağın arkasına insen ses kesilse gittin. İptalsin. Sanırım şey, daha yüksekten gözüksün diye öyle insanların çıktığı bir nokta. Huh. Bayağı iyi. Ya sen 2005 sene önce ne işin vardı da sen bunu çizdin? Çok ilginç ya. Çok sıcak. Acayip sıcak. Aa. Bayağı gidiyor, yol var. Trekking yolu falan mı acaba? Neyse. Ben otobandan otostopla devam. Benim havaya bak ya. Otobana iniyorum dağdan. Ama güzelmiş yani. Ben bayağı beğendim ya. Uzun zamandır böyle şaşırmamıştım yani. Dağ tepe gidiyorsun, çizimler görüyorsun. Çöl. Hoşuma gitti yani, gelinip görülmesi gereken. Hatta böyle yürüyerek falan, böyle aslında bir tuk tuk tarzı bir şey, motoru falan olsa. Böyle park et, çık git, bas bir daha falan. Çok iyi. İnelim. Evet, bir sonraki 20 dakika. Yürürüm dedim ya. Boşuna beklemeye gerek yok. 20 dakika yürüyeceğim, ondan sonra otostop otobüsüne yakalarsam direkt Nazca'ya. Yani çizgilerin olduğu yere, şehre değil. Yol kenarındaki çöpler böyle, Perullar şişelere şeyi fırlatmış ya. Baksana, hep sarı sarı. İçme suları şişeleri, pet şişeler. Böyle bir adet var galiba yolda, duramayacağı yerde, şurada da. Doldurmuş bir de yani, böyle tıkamasa 3-4 sefer işemiş yani ona. Vay be. Lan araba da geçmez oldu ben. Şu 10 dakika sonrakini görünce ne yapacağım acaba? Şu anki bayağı iyi. Çok yakın, çok net.
Evet, bienvenidos. Hoş geldiniz arkadaşlar. Böyle kulübeler yapmışlar. İnsanlar gelsin işte araçlarını bıraksın. O arada bir çalışan olur, para toplar gibisinden ama büyük ihtimal kimse gelmiyor buralara. Çünkü dediğim gibi Nazca'ya gidiyorlar. O yüzden buralar... Evet. Buralar biraz daha bakir. Girelim. Ya en böyle yakın olduğum, ulaşabileceğim bu aslında ama lütfen girmeyin yazmış. Ve büyük cezası olduğunu okudum. Yani polis falan yakalarsa, sen Nazca çizgisi üzerindeyken $1000 falan diye duydum. Burası. Şu gölgede soluklar alalım. 5 dakika falan, yarım saat yürüdüm ya. Evet, burada direkt hayvanları göstermiş. Buho, Camalidos, Camel, Lama falan var. Pes. Pes'i de görmedim. Bu arı gibi bir şey galiba. Koyun mu acaba? Çobanımsı bir şey. Pes dediği şuymuş. Bu ne bence? Bir şey var. Sadece bunlar değil, 4 tane kafa var orada ya. O ne alaka? Neyse dur, dinleneyim biz. Ya merak ettim pez neymiş de, pescado'nun pezi ya, balıkmış direkt pez. Diğerlerine de bakayım. Buho dediği arı sanırım o ya, buho. Sanki duymuştum orayı. Yok lan. Şeymiş bu. Neydi bunun adı ya? Adını unuttum. Kırmızı hankarmış. Türkçesi yazayım. Baykuş ha. Baykuş vallahi. Camelidos dediği Campbell'dan mı geliyor acaba? Camelidos. Aynen, deve. Camelidos. Develer ama bunların devesi mesela lamaya da bunlar deve cinsi diyor. Lama, alpaka. Hatta onların böyle deve ile kuzu arası bir tür olduğunu. Hatta İnkalar tarafından özellikle çiftleştirildiklerini falan söylüyorlar. O yüzden zaten başında da bir adam var sopasıyla. Yani böyle Camel da zaten örgüçlü falan değil yani, deve dediğimiz. Daha böyle düz bir hayvan. O yüzden kuzu olabilir yani bu Camelitos dedikleri. Diğerleri yazmıyor. Çalışma öncesi sanırım temizlemişler. Daha böyle kayalıklı, daha tozlu falanmış, bakım yapmışlar. Andes de los trabajos de limpieza. Çalışma öncesi galiba. Después, bu da çalışma sonrası. Bu şekilde. Güzel. Ya bayağı güzel ya. Ya. Bir de bir şey değil mi? Bunlar yani o kadar iyi değil. Yani şu an Pulpa'nın çizgilerine bakıyoruz. Bak şurada da var kocaman. O tarafa gidemedim. İki tane surat var. Bayağı büyük. Nazca'nınkiler daha böyle şey. Yani böyle bir tane örümcek var mesela. Böyle ya futbol sahası kadar yani, adam o kadar büyük yapmış. Bunlar biraz daha ufaklı, böyle daha şey, küçük küçük yapılanlar. Şimdi o tarafa doğru gideceğiz buradan sonra. Bu taraf aşırı esmeye başladı ya, aşırı. Çapkam uçup duruyor. Neyse şimdi otostop abi, 10 dakika araba mesafesi. Yürüsem orayı 1,5 saat falan sürecek. O yüzden bir 10 dakika birinin ateşlemesi lazım oraya. Umarım şansım yaver gider, hadi. Bir tane abimiz geliyor da. Hiç umursamadı. Neyse ben böyle sıra sıra deneyeceğim. Biri alacak. Tırlara çok girmeyeyim diyorum. Onlar şimdi kaza yapar, şey yapamaz. Ama yine de denesem mi? Küçük arabaları deneyeyim ya. Olmuyor, olmuyor. Biraz daha öne gideyim de şurada durma mesafesi var. Aa duruyor abim ya. Canım abi. Hola, ¿qué tal? Solo 10 minutos. ¿Usted? ¿Está bien?
Por Nazca Lines. Mirador. No voy a decir ni voy. 10 minutos solamente. No, yo voy antes. Todo directo, 10 minutos. ¿Está bien? Ok, gracias. Gracias a usted. Quiero ver. ¿Quiere ver? Sí, museo, por favor. Ahí vivo, al frente. Ah. ¿Museo por hombres? ¿Por...? No. Disculpe, usted, hablo muy mal español. No, no te preocupes, nada, te preocupes. ¿Museo por Nazca? Sí. El museo está acá nomás, es ingenio. Ah, sí. De ahí 25 minutos Nazca. Ah, ok. De ahí, sí. Arriba las líneas de Nazca. ¿Líneas? Sí, la parte de arriba. Ahí sí, arriba. De aquí a 8 minutos. 8 minutos. Ah, del museo. Aquí, del museo, para allá 8 minutos. Para allá 8 minutos, ah, sí. Pero en carro, en bus. 8 minutos. Ah, caminando si está lejito. Nada más, sí. Claro. Caminando, ¿cuántos minutos? 20 minutos. 20. 25 minutos. 25. Ah. Está bien. ¿Animales o sí. Lines? Animales. Animales. Bastante. Sí. ¿Qué es eso? Fruta. Fruta pacay. Pacay. Pacay, mango. Mango, ah. Palta. Vale. Naranja. Genio. Nazca. Ok, ok. ¿Dónde está el museo? Allá. Aquí, sí. Usted, muchas gracias. Está bien. Usted, gracias. Mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego. Adios. Abi de burada yaşıyormuş, sağ olsun. Attı beni hemen. Şurada toplanalım. Hatta bir şey değil mi? Deli gibi açım ya. Bir şeyler mi yesem acaba? Şurada varmış, ben bir şeyler yiyeyim ya. Şurada 2-3 abi yiyor. Yesem mi acaba ya? Şurada da tavukçu var ya. Ben tavukçuya gidiyorum. Bura kapalı herhalde. Yani sandviç falan yazıyor ama. Burada yandan mı girdi? Burayı iptal.
Ben en iyisi şuraya geri döneyim. Buenas. Usted tiene caldo de gallina. Caldo de gallina, no, caldo de pollo nomás. Ok, noche, po- está bien, pollo. Una pollo. Pollo. Sí, pollo. Abimiz getirsin çorbamız için. Caldo de pollo para el caballero. Soğuk bir şeye de ihtiyacım var, ne var acaba? Bebida. Bebida'dan bir şey içmem lazım. Ah, okay. Se tiene fruta, jugo, jugo de qué tiene? Agua fruta. Okay. Esta es sustancia nomás, ¿ya? Sí. Un pollo. Yemeğimiz böyle. ¿Cuándo ya? Para Ramón Pescado. Uf. Bayağı dolu dolu yalnız ha. Aa, onda tavuk yok. İlginç. Kırık böyle pirinç mi var? Garip bir şey var. Neyse söyledik artık yiyeceğiz. Acı. Limon. Şimdi güzelleşebilir işte. Evet. Daha iyi. Bu ekrana sıçıyorum. Ne geldi bilmiyorum ama içeceğiz. Ben her şeye evet dedim. Galiba tavuk, katı tavuk da gelecek. Biraz şifa çorbası gibi ya, böyle kelle paça gibi yani. Güzel. Şu neymiş onu da çok merak ettim. Kahveli kola gibi değişmiş. Bu geldi bir de yanına, güzel. Bu beni doyurur. Buyur. Güzeldi sağ olsunlar. O kadar şey yedim. Kaç para verdim? 12 sol. Yani 4-8 12 3 dolar vermiş. Meyve suyu, çorba artı tavuk salata pilav. Bitiremedim de biraz şey oldum böyle bir. Oldum. Çünkü böyle astik açmış kola artı kahve tadı geliyordu içecekten. Çorba da çok yağlıydı, böyle donuyordu yağ üstünde. Ama güzel, lokal yemek yani. Şimdi müzeye gireceğiz. Müze burası. Müzeden sonra buradan bir araç bulup Nazca çizgilerine devam edeceğim. Adam şeydi, buradan yürüsen 25 dakika dedi ama tepede dedi çizgiler. Arabayla gitsen 8 dakika falan dedi. Şimdi müzeyi görelim de sonra. Bak şu astronot abi. Bunlar gerçek Nazca çizgileri. Bunu astronot diyorlar, insansı bir tipi olduğu için. Şu maymun, hatta Peru'nun P'si şuradan geliyor. Şu kuş işte böyle elleri uzun bir abi. Bu şekilde içeride bununla alakalı müze var. Girelim. Kapatayım. Bilet alınıyor herhalde. Kimse yok. Buenas. ¿Cuánto vale? Böyle bir bilet aldım. Abi 50 verdim. Ben sana vereceğim para üstün çıkışta dedi. Hadi bakalım. Gelenlere bakalım. Bunlar nere lan? Peruano, Peruano, Katalonya, İspanyol var. Espana, Espana, Peru, Kolombiya. Türk yoktur ya, burada Türk'ün ne işi var? Yazalım, namımız yürüsün. 12 yazdık, abi para değiştirmeye gitti. Gelecek. Buradan bir yerden girelim. Hatta önce ellerimizi falan yıkayalım. Ondan sonra. Evet, işimizi hallettik. Şimdi girelim. Evet, girer girmez mumyamızı görüyoruz abi. Bu Nazca'ların meşhur mumyalama tekniği.
Gördüğünüz gibi suratı, dişleri, her şeyi belli. Bu şekilde. Kolundaki derisi, dövmeleri bile belli bak. Görüyorsun değil mi? Eli falan düşmüş. Böyle dağılmasın diye bir kumaşla sarmışlar. Çok ilginç ya. Ve bu en böyle büyük ihtimal orijinal kalanı, yüzündeki derisi bile duruyor. Normalde böyle bir sürü kemik falan görebiliyorsunuz o Nazca çizgilerinin olduğu yerde. Bu şekilde. Bak saçları falan bile kendi saçı. Görüyor musun? Çok iyi ya. Bayağı iyi. Vay be. Bu şekilde. Dövmeleri, her şey. Bunlar da o dönem çıkarılan seramikler. Bak böyle çizimler var yine kuş. Bu çizimler zaten Nazca çizgilerini andırıyor. Bak böyle doğum yapan bir ablanın şeyi var. Çocuk çıkıyor şu an. Benim de tam bacak arama denk geldi. Çocuk çıkıyor ve bu şekilde abla doğum yapıyor. Çanak çömlek yine. Böyle. Seramikler. Bu pipo gibi bir şey sanırım şöyle bakınca. Ağzı var. Güzel, bunlar hep o dönemden kalma kavern. Bu şey içki şeyi galiba. Şişesi. Böyle yan binaya geçelim. Bak şu vazolar falan hepsi o dönemden kalma. İlk giriş şuraydı aslında. Ben oraya atladım, yana geçtim. Direkt mumyaya daldık, buraya girelim. Ha, burası bir, evet. Köşe mumya köşemiz. Görüyor musun? Saçı maçı her şey duruyor abim. Bu şekilde. O dönem bak topraktaki şeller. Yani bayağı deniz kabuğu falan var yani. Buralar bir dönem okyanus bile olmuş olabilir. Ya da getirdiler bilmiyorum. Fosiller, papatasları, kemikler. O dönem kullanılan şeyler. Tasları, tarakları, ipleri, bak şu sandaleti galiba. Baksana bunlar hep Nazca, Ica karışımı. 2000 yıllık, belki 1500, belki 3000 yıllık şeyler. Taşlar. Şurada bak bulunan Oa de Agua, su gözü diye geçiyor. Suyun, gözün suyu, suyun gözü pardon. Oa de Agua. Yani su toplanıyor orada. Çizgiler, eski fotoğrafları. Tarih ama İspanyolca. Bu bak hep yine Almanlar, İngilizler falan bulmuş bir şeyler. Onun ailesi falan. Bak burayı araştıran yabancı bir kadın gördüm. Ödül müdül almış. Hep böyle Avrupa'yı. Bak o çalışan kadının anısına. Ölmüştür büyük ihtimal. Yana geçelim. Yine çizgilerle alakalı. Çizgilerin o dönemki fotoğrafları. Helikopterle falan mı çektiler acaba? Bak o kuş. İşte maymun. Gözüküyor mu? Gözüküyor şu an. Bu şekilde. Ya bu da şey. Olan çizimler. 1. Bu varmış. 3, 5, 2 nerede lan? 1, 2 yan yana var. 1, 2 de. 3, 5. Şu meşhur bayağı. Bu meşhur 7, 8, 9, 10, 11. Bölgedeki büyük çizimler bunlar. Nazca çizgileri. Şu kuş en meşhuru. Şu spider çok meşhur. Örümcek. Dallanan eller mi? Budaklanan bir şey. Kök gibi bir şey bu. Bu meşhur. Bayağı böyle 30 çizim falan çıkarmış. Sadece dönen. Şu zikzaklı kuş bayağı meşhur. Şu da meşhur. Kuşlar falan bayağı meşhur. Orka, balina. Meşhur. Bölgenin haritasının şeyi bu da. Benim gördüklerim bunlar değil bu arada. Benim gördüklerim farklı yani. Bu büyükleri araştırmış sadece bu kadın. Benim gördüklerim küçükler. Bize kadının araştırdıkları bunlar. Spider, monkey, işte eli kolu falan, Lupus, Scorpio her şeyini yazmış. Yani bunun astrolojiyle ilişkisi galiba. Scorpio, Akrep, Lupus, Delsur, Beta aynen. Aa astrolojik. Luna falan yazıyor bak. Yıldızların konumlarından
bakarak bir şeyler çıkarmış. Betelgeuse, Seyip, Rigel. Bu şekilde o Astronomia. Estudio sobre Astronomia Inca Ica en Nazca. Inca astronomisi Nazca'lara göre diyor sanırım. Nasıl çizdiklerine dair. Almış adam çubuğu, bayağı yardırmış yani. Çizim bu. Olay bu. Ha, bunu internette söylemiyorlar mesela nasıl çizildiğini falan. Çubukla böyle 3-5 kat gidip gelmiş anladığım kadarıyla. Çekmiş durmuş ama çok güzel yani, bayağı büyük. Nasıl başarılı bir çizim onu da siz düşünün. Kadının kullandığı alet edevatlar. Ölçmüş biçmiş. Burada haritasını çıkartmış bölgenin. Çizimleri. Kadının bayağı çalışmaları bunlar, baksana. Çok iyi. O kuş. Gerçek fotoğraflar. O örümceğin gerçek fotoğrafı. Daha bunlar en büyüğü, en belirginleri. Daha neler var neler yani, düşün. Ha, bu da kadının çalışma odası. Habitation de Maria Reiche. Aaa, kadın burada yaşamış galiba. Bayağı baksana, böyle bir yatağı varmış, masası varmış. Yazıyor, çiziyor, her yer şey. Burada yemek pişiriyormuş. Gerçekten bu hayatı yaşamış. Eşyaları da onun büyük ihtimal. Sandalyesi. Ya düşünsene abi, Avrupalısın. Geliyorsun bilim adına, ilim adına. Burada yazıyorsun, çiziyorsun. Ve insanlar senin müzeni yapıyor, ölüyorsun, gidiyorsun. Ama bunca şeyi açıklığa kavuşturuyorsun ve insanlar senin sayende buralara geliyor, gidiyor. Çok iyi değil mi ya? Bu arada parayı verdiğim abi kaçtı ha. Bayağı kaçtı yani. Televizyonunu alırım ki. Çantası da orada, her şeyini alırım adam. Neyse, müze bu şekilde. Biz yolumuza devam edelim. Almanmış. Maria. Bak o dönemki 400. Milattan önce 100-400. Salinar, Kavin, Chupas. Bunlar hep şeyler. Buluntular. Los Olmecas, Olmecalar. İşte Çin Seddi. Tarihi böyle Avrupa tarihi. Böyle yaymış Maya. Toltik. Onlar çok yeni. 950 falan. Neyse, adam paramı getiriyor sağ olsun. Alayım, yola devam edeyim. Está bien? Gracias. Gracias. Hasta luego. Aldık paramızı, çıkıp gidiyoruz. Evet, çıktım oradan. Biraz böyle dağlık bir yer. Arabayla 5 dakika diyor. Yürüme 50 dakika diyor. Adam yanlış söylemiş. Sordum, otobüs geçiyor mu buradan dedim. Her 20 dakikada bir geçer dedi adam ama. Bakalım geçiyor mu gerçekten. Full dolu mu lan? O yüzden mi? Neyse, ne gelirse artık bekleyin. Buenas. Nazca Mirador. Nazca Mirador. Mirador. Tres. Sí, gracias. Está bien. Gracias. İndik. Güzel. Bir miradorumuz burada. Bir diğeri karşıda. Bu kapalı sanırım. Karşıya gideceğiz. Hem bir satıcı abimiz. Böyle bir yer. Fiyatı yazıyor galiba. Çıkıyor. 4 6 mı 2 mi? Buenas. Buenas usted. ¿Cuánto vale por mirador? 6. Tengo 6. Perfecto. Está bien. Gracias. Gracias. Böyle biletimizle çıkıyoruz tepeye. 6 olmuş. Vay be.
Nereden çıkıyoruz lan? Ha, şu arka. Çizimler şöyle şuralarda. Bu bayağı yüksek bir mirador. Ama sağlam, kişi başı 6 aldı. $1.5 aldı yani. Sırf buraya tırman şey yap diye. Şu haritası. Noktalar. Kırmızı olan yer biz. İşte 10 balık, o pescado, lagarto, manoz, orka, bir sürü o 30 tane çizimin olduğu bölge burası. Müzeden çıktık ya. Burada Japonların yardımıyla yapılmış. Bak o şey, Tamajima bir şeyler, bir şey, Nishi. Çıkalım. Başladı bizim yolculuk. Normalde o diğer çıktığım yerlerin de böyle ücretli olması gerekiyordu ama onlar salmış yani olayı. Burası bayağı aktif. En zaten herkesin bildiği yerde burası. Genelde herkes buraya geliyor. Direkt yol üstüymüş ya da gözüküyormuş. Şimdi beklediğim kadar büyük değil ya hani. Yapılamaz, imkansız dedikleri kadar öyle büyük bir şey değilmiş. Bayağı o kadının da dediği gibi çubukla böyle çizilmiş gibi duruyor. Uy, burada da var. Ya işte bunun için uçağa gerek yok mesela. Bak o kuş burada. Biraz daha çıkalım, daha da güzelleşecek. Mirador yeteri kadar yerinde bir aktivite. Evet, hemen bu bölmeye bakalım. Eski mirador buymuş büyük ihtimal. Bu yetersiz diye bunu yapmışlar. Daha yüksek, daha sağlam, daha iyi. Benim çıktığım şöyle bir şeydi, sallanıyordu yani. O da düşer büyük ihtimal, yasak şu an. Evet, şu ters insan sanırım. Elleri var. Hatta bakmıştım, bir elinde 4 parmağı var, bir elinde 5 parmağı var şöyle bakınca. Şu kök gibi, ağaç kökü gibi bir çizim. Bu bölge bunlarla dolu. Düşün, 30 tane olduğunu düşün. Ben şu an ikisini artı şurada kuş var, üçünü görüyorum. Bu da kuş mesela. Daha diğerleri gözükmüyor mu ya? Yani şurada balık var. Bak, kum fırtınaları oluyor. Başka ne var? Başka öyle buradan gözüken yok. Ama düşündüğüm kadar büyük değilmiş. Ben böyle stadyum... Gerçi büyük ya. Baksana arabaya bak. Ayağına bak. Ya böyle... Büyük yani, imkansız değil ama yapılır. Yani şaşırmadı böyle, bunu nasıl yapmışlar lan falan diye. Hani bir böyle Mısır piramidi kadar şaşırtmadı yani. Ama yine ilginç yani, bugüne kadar dayanması ilginç. Bak üstüne toprak atmışlar. Toprak kurumuş, kum uçmuş yani şeyi tutsun diye. Bambudan plakaları. Yani dediğim gibi o kadar böyle anasını satayım, nasıl olmuş, nasıl yapmışlar falan. Çok ilginç gelmedi. Ama tabii düşünsene. Hiçlik yani, hiçbir şey yok ortada. Birileri bu bölgede yaşamış. Şurası okyanus. Gözüküyor mu? Gözükmüyor sanırım. Şurası Ant Dağları, anlaşılıyor. Bayağı yüksek, yükseliyor yani. Ortada bir yerde yaşıyorsun ve bunları çiziyorsun. Yani sebebi yok sadece. Sebebini anlamak güç. Neden yani? Bayağı çubukla böyle bir sanki... Ya böyle iki teker boyutu kalınlığında düşün. Çubukla böyle bir 10-15 kere aynı çizgiden kaydıra kaydıra gitmiş de öyle iz bırakmış gibi. Yani zor, imkansız değil ama bunca zaman burada durması... İlginç. Ve sebebi tabii ki. Önemli olan sebebi. Yani neden böyle bir şey çizersin? Ebenaska. O gerçekten ilginç. Burası da Pan Amerika. Böyle Nazca videomuzu bitireyim ben. Bundan sonra bir şey göreceğiz mi? Müze falan var. Gidebilirsem şehir merkezinde onları gösteririm. Buradan çıkacağım ama artık böyle yol üzeri, çöl möl. Çıkacağım, şehre gideceğim. Gece de otobüsüm var. Onunla Cusco'ya geçeceğim. Böyle Nazca çizgilerimiz. Güzel değer. Bir de aşağı indim tam anlamıyla çizimi görmek için. Geçiş yasak. UNESCO'nun mirası bu. Cezası her şeyi var demiştim.
Geçmek yasak yazmış zaten. Gözüküyor mu? Yani öyle aşırı derin değil yani. Acaba temizlemişler mi? Çünkü Andes Después fotoğrafları falan var. Büyük ihtimal düzenli bakımlarını yapıyorlar. Ama gördüğün gibi bir teker genişliğinde ya. Yani bir tekerle böyle 3 kere 4 kere falan çubukla geçmiş sanki. Öyle bir iz. İlginç. Nazca. Nazca'larla alakalı bir müzeye girdim. Her yerde İspanyolca yazıyor. İngilizce istersen sana bir kitap vereyim dedi. Tamam dedim, aldım. Nazca'ların böyle kilimi. Tekstil işleri. Bu şekilde ilerliyor. Bir saat sürer dedi senin burayı gezmen. 20 sol dedi. Ben de verdim $5. Ama yazıyordu yani. İllettiler $5 diye. Piramitler falan her şey var. Şunu bir okuyayım ben. Okudum biraz. En eski çizimler Palpa'da diyor. O sabah ilk gördüğümüz yerler. İşte boyamalı tekstil ürünleri falan diyor. İlk Nazca'larda varmış. Boyalı yani ipleri. Bu kurutulmuş biberleri falan hepsini sergilemişler. Kullandığı tahıllar. Her şey yazıyor. Şu çok meşhurmuş. Cauchachi. Sanırım pamuk oluyor. Burada yine ip. Şel. Burada işte tanrıları falan mı? Çok böyle bir kitap verdi, hepsini okuyamadım da. Kullandıkları şeyler. Nazca'yı demiştim zaten yani. Yıllar yıllar önce. Bak o çizimler. 2000 yıllık. Yıllarca yaşayan bir medeniyet. Bunlar bak, o ip yapma şeyleri. Alet edevat. Tekstil gelişmiş demiştim zaten. Bir de böyle çizim olayları. Görüyor musun? Bunları hep bulmuşlar bu bölgeden. Bu arada şu an Nazca bölgesindeyim, yani Nazca şehrindeyim. Bu şekilde anlatıyor İspanyolca'da. Biz böyle görüp görüp geçelim. Görüyor musun? Şunun detayına bakar mısın? Bir de pre-Kolombiyan, yani Kolombiya tarihi altında geçiyor bunlarda. Şeyler de öyleydi, hep pre-Kolombiyan, pre-Kolombiyan'dı bu Orta Amerika'dakiler. Üf, hakikaten üf. Derisi duruyor adamın. Kafasının ortasında ip var. Çok ilginç lan. Kafaların ortasında niye delik var? Herhalde asmışlar bir yerleri adamları ya. Hep delik böyle. Bayağı büyük, geniş, önemli bir müze. Ben bu kadar olduğunu bilmiyordum. Bak, o eski obsidyenlerden işte kesici alet yapıyorlar. Şunları kaldırmış mı? Tablo muymuş? Örtüsünü mü örtmüş? Ne yapmış? Bak ipleri. İşte o dönem şöyle şöyle bulunuyor. Hep böyle gömülmüş şekilde. Çok büyük bir medeniyet bu da. Yani bu, bak mesela örnek. Bu şekilde bulunmuş hep. Taşımışlar abi. Eşyalarıyla birlikte bu şekilde mumyalanmış, gömülmüş. Derileri duruyor. Yani kendileri mi mumyalanıyor? Yoksa kurak, işte toprak, o tarz bir şeylerden dolayı mı böyle? Onu bilmiyorum ama. Burada yazan mumyalanma şeyleri var, metotları var hepsinin. Çanak, çömlekler, bulma. Baksana, ufak tefek. Ha, müzik aletleri bunlar sanırım. Cauchachi de burada yaşayan topluluğun ismi sanırsam. Çok bayağı büyükmüş ya. Ya böyle seri seri geçeyim diyorum ama bayağı böyle kilden, çamurdan, topraktan bir şeyler yapmışlar. Çizimler, boyayı bulmaları ilginç o yıllarda. Hep boyalı, güzel yani. Bak böyle ev çizimleri falan da varmış adamların. Kilden yapmışlar ev gibi. Evde çocuk oyuncağı falan da. Evcilik. O dönem baksana, müzik aleti, bir de reis şapkası gibi bir şey var böyle, bak yanlarında kuş tüyleri falan. Bildiğin şapka. Bebekle alakalı galiba. Vay be, Nazca. İka'yı falan hepsini görmüştüm, Nazca'yı görmemiştim. Bak kemikten. Kemikten bıçak yapmış. Gördün mü? Bayağı kemik. Bunlar ağaçtan.
dövme aletleri. Yani ihtimal onlarla yemek falan eziyorlar bir şey. O dönem pamuktan kullanılan, yapılan bir şey. Şu kafatası plata. Kafatasından tabak mı yapmış, ne yapmış? Kolyeleri, takıları baksana. Çok iyi ya. Burada bir tane baston var. Ya bak, kemik, insan kemiklerini çok kullanıyorlar. Şu bak, bir sürü kuş, bir sürü maymun. Dan yapılan bir bileklik gibi bir şey. Bunları nasıl yaptınız ya? Metal mi o? Çok iyi. Ya hayvanlar önemli bak hep. Matara işte, kuş, maymun. Balık. Baksana çizimler. İlginç. Yine kemiklerden kolye falan, küpe. Şeller güzel, baksana garip böyle şelleri almışlar. İstiridye kabuğu. Bebek gibi bir şeyler. Ya orijinal saç takmış kesip. Çok iyi. Bunlar 2000 sene, 2500 sene önce. Mum gibi bir şey mi yapmış? Fitil gibi bir şey var bak. Ya da tıpa mı acaba? Bilemedim. Güzel. Uş çok iyi. Orijinalliğine bak şu. Vay be. Dışarı çıkalım. Ya bölge burası. Sanırım o dönem biri bu toprağı almış, sonradan müzeye çevirmiş. İşte ağaç mağaç düşmüş. Nasıl olur? Bak yine bir taş, çizimli bir taş. Ve o evlerin duvarları sanırım o dönem. Ve taşlardan böyle bir bölme yapmışlar. Kümün model. İlginç. De bu ağaç niye düşmüş? Aa, balık mı geçiyor, yılan mı geçiyor? Bir şey geçiyor lan, gördüm balık. Vay be. Şu an Peru sokaklarında geziyorum. Nazca sokaklarında aslında. Abi partiliyor. Normal Peru hayatı burası. Nerelere geldik, nerelere geldik. Burası nehirmiş önceden. Artık eser yok. Bayağı böyle araçlar aşağıdan da geçiyor. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Yani hem böyle köprüsü var, hem de sağlı sollu nehirden geçme yolu var. Nazca. Nazca'nın modern bölgesi arkamda. Tarihi tarafına doğru gidiyorum. Şöyle bir 20 metre yürüyünce, 20 dakika yürüyünce böyle eski o mumyaların çıkarıldığı alan var. Orayı görelim en son, bitirelim artık. Yoruldum. Biraz daha böyle varoş yerine geldim sanırım. Ezilmeden geçiyorum. Düz devam. Burayı böyle o dediğim yere giden bir yol yapmışlar. Böyle çiçekli böcekli tatlı. Güzel. Nasıl, sahte mi bunlar? Yok, gerçek. Nasıl bunlar yetişiyor ya? Suluyorlar herhalde. Bakıyorlar bu caddeye. Çünkü önemli. Modernle eski hayatı ta köprü kuran bir yol. Buradan biletimizi aldık. $2.5 daha girdi. Buradan bu şekilde çık diyor, sağdan. Çıkalım. Evet, burası da dağlarda yaşayan Nazca halkının o eski evleri. Bu şekilde yukarı doğru beyaz yolu izliyoruz. İşte o mumyalar, alet edevatlar hep buradan çıkarılmış. Mirador Natural. Bir tepeye çıkıp az oturmak istiyorum ya. Öldüm. Heh.
Manzara böyle. Şu yolu yürüdüm, Nazca. Şu aralarda o şeyler var. Dağların öteki yanları. Böyle Andes, Ant dağları yani. O eski Nazca medeniyetinin yaşadığı yerler. Mardin'e benziyor böyle bir. Mardin'in daha da eski halleri gibi. Yorgunluk, saçmalık hepsi bir arada. Açlık. Soğuk bir şey aşeriyorum. Tatlı aşeriyorum. Yorucu. Biraz dinleneyim, soluklanayım. Şuraya da çıkalım iyice. Hepsine bakalım. Ondan sonra bitirelim bu işi. Hadi bitirelim bu işi. Evet, şundan bahsediyordum. Mardin diye. Bayağı düzenli. Kerpiç. Güzel dizmişler ha. Ama yine şey var. Sanki böyle Nazca dağınık dizmiş, üzerine gelmiş İnka bir tur daha dizmiş falan, öyle gibi duruyor. Şu yani İnka'nın şeyi olabilir eseri. Devam. Böyle adamların eskiden yaşadığı yerlerin arasından geçiyoruz. Güzel yerde yaşıyorlarmış. Ebabil kuşları. Olabilir mi? Bunlar düşünce uçamıyordu, o cinse benziyor, full uçuyorlar. Ya çok bir şey de yokmuş ya. Böyle bir taş arasında bir mumya göreydim. Değdi derdim de hiç yani. Neyse, manzarası güzel. Manzarasını sevdim. Bu şekilde o tarihi bölge. Nerede? Hadi gidelim. Ama bir şey diyeyim, topraktan şel çıkıyor bak, bu bildiğin midye kabuğu yani. Ve kemikler falan da mı var, ben mi yanlış görüyorum bunlar? Şu ne oğlum? Ha, bu da şel. Bayağı her yer şey ya. Şu ortaya dalınca midye kabuğu. Bir de buranın ilerisinde şey var. Nazca mezarlığı dedikleri bir yer var. Orada mumyalar içinde ama bir saat uzaklıkta buradan. Yeteri kadar mumya gördük. Doğal alanında görmedik, belki biz de gördük ama. Genel olarak o şekilde korunuyor. Yani üstünü kapatmışlar. Bulunduğu yerde duruyor mumyalar. Ben bittim. O yüzden artık dönüş vakti. Gidip bir kafede bir şeyler yiyeyim, içeyim. Otobüsümü bekleyeyim. Kaç, 3-4 saatim falan var. Ondan sonra gece otobüsüyle yola devam. Bitti. Karpuzcu abla buldum. Şimdi bana karpuz verecek, yiyeceğim. Gracias. Lo picas o lo pico yo? Si. Kesimi de kestim. Ve bu çeyrek karpuz ne kadar biliyor musun? 25 cent. 1 sol. Oha. Yazıyor mu söyle? Kilosu 1 sol, bu da 1 kilo herhalde. Burası da meydan. Geçmişler yolu çocuklar için. Sadece çocuklar mı giriyor, anlamadım. Ya da atlıyor mu acaba? Böyle. Yemeğe. Akşam yemeği. Konsepti anlayamadım. Tavuk falan dedi. Tavuk nerede ya? Patates var şurada. Şurada bir tavuk var. 3-4 parça tavuk göğsü var. Küçük küçük. Köri soslu tavuk yok. Organik tavuk. Daş gibi. Lezzetli aslında, fena değil. Tavuk ve yumurta ilk defa yiyeceğim. İlginç. Bir de limonata. Bizim yemek böyle. Hadi videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.